Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. 10. hafta polinomlar 2. dersi kaldığımız yerden işleyeceğiz bu videoda. Evet gençler, nerede kaldık? Polinomlarda bölmede. O öğrencilerin genelde böyle sıkıntı yaşadıkları bölgede kaldık. Şimdi bu dersi çok ama çok dikkatli bir şekilde dinlemeni senden tavsiye edeceğim. Çünkü arkadaşlar bu dersi hallederseniz, eğer polinomlarda bölme kısmını hallederseniz, polinomlar zaten sizin için bitmiş demektir. Yani onun gibi bir şey oluyor. Tamam. O yüzden kulaklarını açıyorsun, gözlerini açıyorsun, algılarını açıyorsun. Muhteşem ve pür dikkatle beni dinliyorsun bu videoda. Benden söylemesi. Şimdi hazırsanız dersimize başlayalım. Öncelikle arkadaşlarım, polinomlarda bölme. Normal bu temel kavramlardaki bölme konusuyla biz nasıl giriş yapmıştık? A'yı gidip B'ye böldük. Burada C, burada da K harfini gösterdik. Ve dedik ki A'yı biz nasıl elde edebiliriz? B ile C'yi çarparız, üzerine K'yı ekleriz. Burada A'ya bölünen dedik, B'ye bölen, C'ye bölüm ve K'ya da kalan dedik. Polinomlarda da buna bölünen polinom, buna bölen polinom, şu kısma, buna bölüm polinomu, buna da kalan polinomu diyeceğiz. Tamam mı? Yine aynı şekilde bakın, hiçbir farklılık yok. Px polinomunu elde ederken Qx ile Bx'i çarpacağız. Sonra üzerine kalan polinomunu ekleyeceğiz. Bakın aynı şeyler. Tamam mı? Bir de bu bölme konusunda demiştik ya, K B'den mutlak surette küçük olmalı demiştik. Aynı şekilde o zaman burada polinomlar birbirleri arasında bir sıralama bağıntısıyla sıralanamayacaklarına göre, yani bu polinom bu polinomdan küçüktür diyebilir misin? Diyemezsin. Polinomun nesini kıyaslarsın? Derecesini. O zaman kalan polinomun derecesi bölen polinomun derecesinden daha küçük olmak zorunda. Üçüncü olarak dikkat etmemiz gereken şey ise, bakın biz bölme konusunda ne dedik? Eğer K sıfırsa, yani kalan sıfırsa, demek ki A B'ye tam bölünür dedik. Veya B A'nın bir çarpanıdır dedik, değil mi? O halde kalan polinomu sıfırsa PX polinomu QX'e tam bölünür. Ya da QX polinomu PX polinomunun bir çarpanıdır diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Bakın zaten basit şuradaki bölme konusunun özelliklerini neredeyse birebir sağlayan özellikler polinomlarda bölme. Ki şu tarzda bir bölmeye de biz bakkal bölmesi diyoruz. Ben videoların içerisinde beni dinlerken ben bakkal bölmesi diyorsam, aha bunu yapacaksın. Tamam mı? Böyle bakkalları böldüğü gibi tek tek polinomları birbirine böleceksin. Sadece biraz değişik tabii. Bir bakkala polinomu polinoma böl desen bakar sana, ama sen böleceksin, birazdan öğreteceğiz. Şimdi notlarımıza bakalım. Px polinomunun ax artı b ile bölünmesinden kalan x eşittir eksi b bölü a için p eksi b bölü a'dır. Yani bu ne demek biliyor musun? Bak, px polinomunu biz gittik x eksi 3'e bölüyoruz ya. X eksi 3'ü 0'a eşitlersen x kaç gelir? 3 gelir. O zaman bu 3'ü alıyorsun, px'de x gördüğün yere yazıyorsun. Kalan neye eşit olacak? p3'e eşit olmak zorunda. X eksi 2'yi 0'a eşitlersen x 2 olur. Götürdüğün burada yerine yazdın. 2 artı 1'den bunun da kalanı P3'müş. X artı 1. X gördüğün yere eksi 1'i yazdın. Nerede? Aha da burada. Eksi 1'in karesi 1 artı 3'ten P4 geldi. Kalanımız P4'e eşit olmak zorunda. X eşittir 1 bölü 2 diyoruz. O 1 bölü 2'yi de götürüp şurada yerine yazıyoruz. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 1 bölü 4'ten 1'i çıkarırsam P eksi 3 bölü 4 aslında bizim kalanımıza eşitmiş diyeceğiz. Burada da x eşittir 2'yi alacaksın, götüreceksin. Şurada yerine yazacaksın. Kalanımız p kare 2 olacakmış diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Tamam. Kalanları aynen bu şekilde bulabiliyoruz. 22. örneğimiz. Px polinomu x kare eksi 7x artı p olarak bize verilmiş. Bu polinomun x artı 1'e bölümünden kalan eksi 5 ise demiş. Şimdi px'i, bakın px'i x artı 1'e bölmüş. Tamam mı? Kalan eksi 5 çıkmış ve burada da bir bölüm polinomu oluşmuş. İyi dinliyorsun. Px her soruda böyle yapmayacağız. Şu an ilk soruda detaylı gösteriyorum. Daha sonrasında mantığını kavradıktan sonra çıt 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 ilerleyeceğiz. Px polinomunu nasıl oluştururum ben? X artı 1 çarpı bx eksi 5 diye oluşururum, değil mi? Peki şimdi ben burada götürüp şurayı sıfıra eşit dersem, x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam,
x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam p eksi 1 oluşmaz mı? P eksi 1 eşittir. Bak şurayı 0 eşitledim ya, burası Jortingen Strasen gitti. Burada ne kaldı? Eksi 5 kaldı, tamam mı? Bak p eksi 1 neye eşitmiş? Eksi 5'e. Biz ne demiştik zaten bir üst satırda, bir üst yukarıda notta? Şunu 0 eşitle. Bunu 0 eşitlemek için x gördüğün yere eksi 1 yazmanız. Bunun kalanı eksi 5 ise demek ki p eksi 1 5'e eşittir. Eksi 5'e eşittir demiştik değil mi? Bak aynısı geldi. Gördün mü? İşte bundan sonraki sorularda şu yukarıda gördüğünüz şu kısmı bir daha yazmayacağız. Şunu yapacağız sadece. Pekala. Şimdi p eksi 1'in 5 olduğunu bulduk ya. Gelin o zaman p eksi 1'i bulalım da şuradan p ortaya çıksın be. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 7 kere eksi 1 artı 7. Artı bir de p'miz var. Bu kaçmış? Eksi 5. Şimdi şu 1 artı 7 8 ya. Bunu 8'i karşıya atarsam p kaç gelir? Eksi 13 gelir. Şimdi p eksi 13 ise bana ne sorulmuş? P p. Yani p eksi 13 sorulmuş. P buydu ya. Dolayısıyla p eksi 13'ü bulmak için ne yapacağız? Aha şurada yerine yazacağız. Eksi 3'ün karesi. Eksi 13'ün karesi 169. Eksi 7 kere eksi 13 artı 91 yapar. P kaçtı arkadaşlar? Eksi 13'tü. Eksi bir de 13'ümüz var. Pekala. Bunu hesaplayacağız. 169, 91 daha. 170, 90 daha kaç yapar arkadaşlar? 260 yapar. 260'dan da 13'ü çıkaracaksın. 247'yi bulacaksın. Cevabımız bu olacakmış. Devam ettim 23. örneğimle. Şimdi AB'den farklı olmak üzere Px polinomu neye eşit? X kare eksi 5x artı 14'e. Bu polinomun x eksi a ve x eksi b ile bölümünden kalan eşitse, yani şunu 0 eşitlersen x eşittir a, bunu 0 eşitlersen x eşittir b gelir. Demek ki pa ile pb birbirine gayet eşitmiş. A ile b birbirinden, unutmayın, farklı. Şimdi gelin pa'yı bulalım biz. Pa'yı nasıl buluruz? Yerine yazarız. A'nın karesi eksi 5a artı 14 deriz. Bir de pb'yi bulalım da birbirine eşitleyeceğiz ya onunla. İşimize yarar yani. B kare eksi 5b artı 14. İşte bunların birbirine eşit olduğunu söylemiş bizim güzel sorumuz. Her iki tarafta 14'ler var, gittiler bunlar. Eksi 5a'yı bu tarafa, b kareyi bu tarafa rica edelim. A kare eksi b kare eşittir 5a eksi 5b dedik. Şimdi bak sol tarafta 2 kare farkı var. Muntazam duruyor. Değil mi? Bizim orada bir tabir vardır böyle. Bir şeyi yapmayı doğru buluyorlarsa derler ki münasip. Tamam mı? A kare eksi b kare. Biz bunu 2 kare farkı biçimde yazmamız gayet münasip olur arkadaşlar. A eksi b ile a artı b'yi çarptık eşittir. Sağ tarafı da 5 parantezine bir güzel al bakalım. A eksi b kaldı mı? Şimdi bu a eksi b'ler her iki tarafta çarpım durumunda. Bunları götürüp götürmemekle alakalı bazı kuşkularımız var. Fakat o kuşkuları giderebilmek için sorunun başına ne demiş? AB'den farklı. AB'den farklı diyorsa bunları çatır çutur götürebilirsin. Neden? Çünkü AB'ye eşit olabilme gibi bir durumu varsa, A'dan B'yi çıkarırsan sıfır kalacağı için sen her iki tarafı sıfıra bölerek bu sadeleştirmeyi yapmış oluyorsun. Ve biliyorsun ki matematikte bir şeyi sıfıra bölüyorsan o ifade ya tanımsız ya belirsiz olur. Dolayısıyla burada AB'den farklı olduğu için ben bunları kütür kütür götürebilirim. Götürdüm. A artı B kaldı elimde. Kaçmış bu da? 5'miş. Benden ne sorulmuştu? A artı B kaçtır diye sorulmuştu. İşte ben o cevabı çoktan buldum demektir. Cevabımız 5'ti. Devam ediyorum 24. örneğimle. Px artı 1'i Qx artı 2'ye bölmüş. Bu da 4x kare eksi 8x artı A'ymış. Peki Px polinomunun x'e bölümünden kalan. Bunu 0 eşitlersen x 0 gelir. Bu 0'ı götürüp şurada yerine yazarsan P 0 gelir. P 0 kaçmış arkadaşlar? 6. Kalana eşit oluyordu. Güzel. Şimdi Qx polinomuna bakıyoruz. Neye bölüyor? X eksi 1'e. Ben bunu 0'a eşitlersem x kaç gelir? 1. Bunu nerede yazıyorum? Götürüyorum. Qx'de yerine yazıyorum. Yani Q1 eşittir kalan. Yani 2 diyeceğiz arkadaşlar. P0'ın 6, Q1'in 2 olduğu bu dünyada biz sevgili arkadaşlar P0'ı ve Q1'i elde edebileceğimiz bir şeyler yapmamız lazım. Nasıl bir şeyler? Bak şimdi sen gidip x gördüğün yere bir güzel eksi 1 yazarsan şuralarda, üst taraf P0 gelir, alt taraf Q1'in ta kendisi gelir. 6 bölü 2'den burası kaç gelir? 3 eşittir. Biz x gördüğümüz yere ne yazmıştık? Bak burada ne yazdık? Eksi 1 yazdık değil mi? O zaman eksi 1'i burada da yerine yazacaksın. X gördüğün yere yazacaksın. Hadi yazalım. Eksi 1'in karesi 1. 4 ile çarparsam 4. Eksi 8 kere eksi 1 artı 8 yapar. Artı bir de neyimiz var? A'mız var. Mis. 8 ile 4'ü topladın, 12 yaptı mı? O 12'yi götürdün, 3'ün yanına çaktın. 3 eksi 12 oldu. Eşittir neymiş bu da? A. 3'ten 12'yi çıkarırsan eksi 9 kalır. Bana ne sorulmuştu?
A kaçtır diyordu. Ben zaten A'yı buldum. Cevap eksi 9 olacaktı. Evet, notumuza devam ediyoruz. Bir Px polinomu x eksi A çarpı x eksi B ile tam bölünebiliyorsa eğer, o polinom x eksi A ya da x eksi B ya da tam bölünmek zorunda. Bakın, temel kavramlardaki bölme konusuyla aynı. Sen şimdi mesela örnek veriyorum. 36 sayısı 12'ye tam bölünür değil mi? Vallahi bölünür. Şimdi 12'ye bölünen sayı aynı zamanda 3'e de bölünür. Aynı zamanda 4'e de bölünür. 3 kere 4'e bölünüyor çünkü. Bak, 12'ye bölünüyorsa 36 3'e de tam bölünür, 4'e de tam bölünür diyebiliyoruz değil mi? O zaman sen bir Px polinomunu gidip kalkıp x eksi A çarpı x eksi B'ye böldüğünde kalan 0 oluyorsa, yani tam bölünüyorsa, o zaman bu polinom hem x eksi A'ya hem de x eksi B'ye tam bölünmek zorundadır. Başka çıkar yolu yok. Şimdi o zaman 25. örneğimize bir bakalım seninle beraber, hadi. Px polinomunu bize vermiş, demiş ki x küp eksi kx kare artı kx artı m eksi 4 falan filan. Bu polinom neye tam bölünüyormuş? X kare eksi 3x'e. Şimdi hemen sen bunu çarpanlarına ayırıyorsun. X çarpı x eksi 3 yazdın. Pekala. Şimdi bu polinom buna tam bölünüyorsa aynı zamanda hem x'e tam bölünür diyorsun hem de x eksi 3'e tam bölünür diyorsun. Şimdi benim polinomum x'e tam bölünüyorsa bunu 0'a eşitle, x eşittir 0. X eksi 3'e tam bölünüyorsa bunu 0'a eşitlersen x eşittir 3 gelir. Yani benim polinomum p0, 0 yerine yazdın ya, tam bölünüyorsa kalan 0'dır. O zaman p3 de x eksi 3'e tam bölünüyorsa p3 de 0'dır. O zaman tek tek P0'ı da 0'a eşitleyeceğiz, P3'ü de 0'a eşitleyeceğiz. Öncelikle P0'ı 0'a eşitlemekle başlayalım. P0 eşittir, bak şimdi 0 yerine yazarsan gider gider gider, çünkü hepsinde x var, m eksi 4 kalır. Ve bu kaçmış? Bak burada 0'mış. Demek ki m eksi 4 0 ise m kesinlikle 4. Bunu elde ettik, bu cepte artık, tamam mı? O garanti. Şimdi m 4 ise şurası zaten yoktur. P3 de 0'mış ya. P3'e bakalım hemen. P3 eşittir 3'ün kübü 27. 3'ün karesiyle eksi k'ya çarparsan eksi 9k gelir. Bir de 3k gelir bak burada. Eşittir, bu da 0'mış. E şimdi şurası eksi 6k yapar. Karşıya atarsan 27 eşittir 6k olur. K eşittir 27 bölü 6 olur. Bunu da 3 ile cart cart sadeleşirsen 9 bölü 2 gelir. Tamam mı? K 9 bölü 2'miş. Bizden ne isteniyor? K ile M'yi çarp demiş. K 9 bölü 2. E M dediğimiz sayı da 4. Ben bunları çarparsam 36 bölü 2'den cevap ne gelir? 18'in ta kendisi gelir. Cevabımız buydu gençler. Tamam. Bak, gayet güzel, tatlı, minnoş bir şekilde çözüyoruz sorularımızı. 26. soru. Bir tane Px polinomu var. X eksi 2 ile bölümünden kalan 3'müş. He, şimdi şunu 0'a eşitledin. X ne geldi? 2. Onu aldın götürdün. Şurada yerine yazdın. Böylelikle P2'yi elde ettin. Bu da kalana eşit olacak. Kalan kaçmış? 3. Bu cepte. Bir de X artı 3 ile bölümünden kalan. X artı 3'ü 0'a eşitledin. X geldi. Eksi 3. O eksi 3'ü götürdün. Şurada yerine yazdın. Bu da kalana eşit oldu. Yani P eksi 3 de neymiş arkadaşım? O da kalana, yani eksi 2'ye eşitmiş. Benim elimde iki tane eşitlik var şimdi. P2'yi buldum 3. P-3'ü buldum, o da eksi 2. Buna göre Px polinomunun x kare artı x eksi 6 ile bölümünden kalanı bul demiş. Şimdi çok dikkatli dinliyorsun beni, tamam mı? Aç kulakları. Şöyle yap bak. Böyle ekrana böyle yaklaş. Böyle baktık. Aa, şimdi İsmail Hoca ne yapıyor diye izle. Bak. Px polinomunu ben gittim. Bunu da bir kere yapacağım. Bir daha yapmayacağım. X kare artı x eksi 6'ya bölüyorum. Bir tane bölüm polinomum çıkıyor. Tabi bir tane de kalan polinomum çıkıyor. Ona kx demeyeyim. Ben bu polinomu burada kaçıncı dereceden bir polinoma bölüyorum? İkinci dereceden. O zaman benim kalanım ikinci dereceden daha küçük bir dereceye sahip olması gerekiyor. Yani maksimum birinci dereceden olabilir. O halde ben buraya diyorum ki ax artı b olsun. Şimdi güzel kardeşim bak. Ben px polinomunu nasıl elde ederim? X kare artı x eksi 6 ile giderim b eksi çarparım, üzerine de kalan dediğim ax artı b'yi bir güzel eklerim. Şimdi bak, px polinomu eşittir, şunu ben x'e x, burayı da artı 3'e eksi 2 diye çarpanlarına ayırırsam x eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı bx artı ax artı b biçiminde de yazarım, kimse bana karışamaz. Sonuç olarak ben sadece burayı çarpanlarına ayırmış oldum bu şekilde. Ve daha sonrasında benim bu polinomum
x kare artı x eksi 6'ya tam bölünüyorsa x eksi 2'ye de x artı 3'e de tam bölündüğünü görmen gerekiyor burada. Tamam. Buna tam bölünüyorsa x gördüğüm yere 2 yazarım. P2 eşittir. Bak burayı komple sıfırlar. Ve burada kalan olarak 2a artı b'yi elde ederiz. Ve ben P2'nin kaç olduğunu bulmuştum? 3 olduğunu bulmuştum. Demek ki bu kaça eşitmiş? 3'e. Daha sonrasında bir de P-3'ü elde etmeye çalışırım ki onu da burada yerine yazdığınız zaman burayı yine komple sıfır yapacaktır. Eksi 3'ü burada yerine yazdığınız zaman da eksi 3A artı B'yi elde edersin ki bu da kaçmış? Eksi 2'ymiş. Tamam. Şimdi o halde A'yı B'yi buradan elde edemez miyiz? Pek tabii elde ederiz. Üsttekinden alttakini bir güzel çıkarın. 2A'dan eksi 3A'yı çıkarırsan 5A kalır. B'den B çıkarsa zaten 0. 3'den eksi 2'yi çıkarırsan 5 gelir. İse A kaçmış? Kesinlikle 1. A 1 ise 2 kere 1 2 yapar. 2'ye B ekleyince 3 yapıyorsa demek ki B de 1'miş. Yani arkadaşlar benim kalanım AX artı B idi ya hani. Bana kalanı bul demişti ya. Ben A'yı 1 buldum B'yi de 1 bulduysam kalan polinomum ne olur? X artı 1'in ta kendisi olur. Yani cevabımız buymuş diyebiliriz. İşte kalan budur sevgili gençler. Peki bunu tüm bu toplara girmeden nasıl yaparız? Şöyle yapacaksın. Bak nerelere gerek yok ben sana işaretleyeyim. Şu kısma gerek yok. Yazmayabilirsin her soruda. Şu kısmı, şu kısmı, şu kısmı her zaman ama her zaman yazmana gerek yok. Sadece şunu yapacaksın. Bir polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan p2 değil miydi? Aynı zamanda bu k2'ye yani kalan polinomumda 2'yi yerine yazarak da bulabileceğin için burada kalan polinomu vay efendim ax artı b deyip bunları bu şekilde dayayıp döşeyip bunları yazmana gerek yok. Diyeceksin ki o zaman p2 kalan polinomu ax artı b ya 2'yi direkt burada yaz. 2a artı b'ye p eksi 3 de eksi 3 artı b'ye eşittir ve bunlar da mecburen kalanlara eşit olmak zorundadır deyip yoluna devam et. A'yı b'yi bulduktan sonra zaten kalan ortaya çıkacak. Tamam. Bu şekilde halledebilirsin bu tarz soruları. Güzel oldu, renkli oldu. Geçtik 27'ye. Bir tane px polinomumuz var ve bu polinomun x kare eksi 3 ile bölümünden kalan da 2x eksi 3'müş. Buna göre p kare x polinomunun x kare eksi 3 ile bölümünden kalan acaba nedir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle gençler ben px polinomunun eşittir diyorum. X kare eksi 3 ile bölümünden kalan diyor ya. Hatta eşittir demeyelim. Bunu da size mantığıyla anlatayım. Şöyle gösterelim. X px polinomunu x kare eksi 3'e bölünce bir tane bx diye bir bölüm polinomumuz oluşuyor. Bir de 2x eksi 3 diye bir kalanımız var, tamam mı? Peki arkadaşım bak px polinomunu buna böldüğümüz zaman bölüm bu kalan bu çıkıyor ya. O zaman ben px polinomunu şu şekilde elde edebilirim. X parantezinde demeyelim x kare eksi 3 diyelim direkt alamayız parantezi. X kare eksi 3 çarpı bx. Artı bir de kalanımız var 2x eksi 3. Şimdi px polinomu bu. Eyvallah. Peki p kare x polinomumuz nedir bizim? P kare x polinomumuz da bunun karesidir tabii ki. Yani şöyle yaptım, tamam mı? Sonra gittim şunun aynısını getirdim. Aha buraya yapıştırdım. Aha budur. Bunun karesidir. Madem px bu, p kare x de budur. E şimdi ben x kare eksi 3 ile bölümünden kalanı bulmak için x kare gördüğüm yere 3 mü yazmam gerekiyormuş? Evet, bunu yazarsam burası 0 olur. O zaman getir şurada x kare gördüğün yere 3'ü çak. 3 eksi 3'ten 0 geldiği için burayı komple silip süpürecektir. Ve gençler bizim kalanımız da 2x eksi 3'ün karesi olacaktır. Bakın p kare x'in kalanı ne oluyormuş? Bunu şuna bölümünden kalanı 2x eksi 3'ün karesi oluyormuş. Şimdi bunun karesi nedir? 4x kare açıyorsun karesini. 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının yani eksi 6x'in 2 katı eksi 12x. Eksi 3'ün karesi de 9. Yalnız şöyle bir durum var. Burada duracaksın, bekleyeceksin. Şöyle bir durum oluşuyor çünkü. Ben bir polinomu götürüyorum. İkinci dereceden bir ifadeye bölüyorum. Bir polinoma bölüyorum. Kalan ikinci dereceden olamaz. Kalan ikinci derecedense biz hala ama hala bu polinomu diğerine bölmek zorundayız. Devam ettirmek zorundayız. E bölelim o zaman. Nasıl bölersin? 4x kare ve burada x kare var. Demek ki 4 ile çarparsam 4x kareyi yakalarım. 4x kare eksi 12 dedim. Şimdi çıkarıyorum. Şunlar gitti. Üst tarafta eksi 12x. Şurada da 9 eksi eksi 12'den artı 21 kaldı mı? Kaldı. Çok güzel.
Çok güzel. Başka bölünür mü? Bölünmez. Neden? Çünkü burası birinci dereceden oldu artık. Demek ki benim kalanım neymiş? Eksi 12x artı 21'in ta kendisiymiş arkadaşlar. Tamam. Kalan polinomumuz bu şekilde ortaya çıkmış oldu. X kare eksi 3'e böldüğümüz zaman kalanımız bu oluyormuş diyeceğiz. Bunu farklı bir şekilde ifade edebilir miyiz? Farklı bir şekilde bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Bak şöyle yaparsın. İlla bu bakkal bölmesini yapmana gerek yok. Şunu bir ayıralım. Şunu bir ayıralım. Şöyle yapalım. Şimdi biz şu kaldı ya elimizde. 2x eksi 3'ün karesi kaldı. Ben bunu x kare eksi 3'e böleceğim. Biz x kare gördüğümüz yere 3 yazmamız gerekiyor dememiş miydim ben size? Şunun bir karesini alın bakalım. 4x kare eksi 12x artı 9 gelmişti değil mi? Sen yaz bakayım x kare gördüğün yere 3'ü ne gelir? X kare gördüğün yere 3'ü yazarsan 3 kere 4'ten 12. 12'ye 9 ekledin 21. Eksi 12x artı 21 gene senin kalanın olacaktır. Yani gidip de bakkal bölmesi yapmana yine lüzum yok. Tabi şartlar el veriyorsa, her soruda böyle sağlar diye bir durum yok. Bunu görüyorsan yapacaksın. Yapıştıracaksın, vakit kaybetmeyeceksin. 28. örneğimiz için sağ üst taraftayız. Bir tane px polinomumuz var. X eksi 1 ile bölündüğünde bölüm bx. Bak px polinomu var. X eksi 1'e bölününce bölüm bx. Kalanda ne oluyormuş? 3 oluyormuş. Çok güzel. Ondan sonra bx polinomu da, şuradaki bx polinomu da gidiyor. Onu da x eksi 2'ye bölüyor. Bölünce bölüm cx oluyor. Kalanımız da 4 oluyor. Çok güzel bak. Böyle bir eşitlik oluşturduk. Böyle bir görüntü oluşturduk. Şimdi S3'ün 31 olduğunu söylemiş bize soru. Tamam mı? S3 31'dir demiş. Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı bulunurken x gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 1. Götürüp şurada yerine yazıyorsun. O zaman neyi sormuş bize? P3'ü sormuş. Peki, çok güzel. Şimdi o zaman gelin arkadaşlar, P3'ü bulabilmek için önce Px ve Bx'i bir oluşturalım. Px polinomumuz eşittir. X eksi 1 ile Bx'i bir güzel çarpıyorsun. Sonra üzerine 3 ekliyorsun değil mi? Peki bir de şuradan Bx'i oluştursak ya. Bx eşittir x eksi 2 ile cx'i çarpıp üzerine 4 ekliyoruz. Doğru mu? Doğru. O zaman ben burada elde ettiğim, bakın şöyle birazcık daha kenara çekeyim de siz de görün. Ben burada elde ettiğim bx'i alırım, hop şuraya monte ederim. O zaman px polinomumuz ne olur biliyor musun? Bak x eksi 1 çarpı, açtım büyük parantezi çünkü bx'i yazacağım şimdi buraya. X eksi 2 çarpı cx artı 4. Kapattım. Artı bir de burada neyimiz var? 3'ümüz var. Şimdi bizden ne istenmişti? P3 istenmişti. Unutmayın bunu. P3 eşittir. 3'ten 1 çıktı. 2 çarpı. 3'ten 2 çıktı. 1 çarpı. S3 artı 4 artı 3 mu oldu? Eşittir diyoruz. Ya hocam burada S3 kaldı. Sen S3'ün 31 olduğunu soru sana vermiş. Çok güzel. O zaman 31, 4 daha kaç yapar? 35. 35'i 2 ile çarp. 70. 70'e bir de 3 ekle, cevap karşına çıkar. Hayırlı uğurlu olsun, cevap 73'tü arkadaşlar. Tamam. Çok güzel, çok güzel. Devam ediyorum 29. sorumla. 29. sorumuzda ise Px polinomunu bize x üzeri 25 eksi 5 çarpı x üzeri 15 eksi m çarpı x üzeri 10 artı 1. Kuvvetler bayağı büyük bu sefer. Bu polinomu x üzeri 5 eksi 2 ile tam bölünebiliyor demiş. Buna göre m kaçtır? Şimdi bak, buna tam bölünüyorsa buna bölümünden kalan 0 demektir. Ve o zaman ben bu polinomda x üzeri 5 eksi 2 her zaman olduğu gibi böleni 0'a eşitliyorsunuz. Yani x üzeri 5 gördüğünüz yere 2 yazmalısınız artık. Peki ben bu px polinomunu x üzeri 5 gördüğüm yere 2 yazacağım ya. Px polinomunu şöyle yazsam olmaz mı? X üzeri 5'in 5. kuvveti eksi 5 çarpı x üzeri 5'in 3. kuvveti eksi m çarpı x üzeri 5'in karesi artı 1 yazsam. Olmaz mı arkadaşlar? Niye böyle yazdım? Fark ettiniz mi? Niye böyle yazdım ben bunu? Çünkü gençler, bakın şurası x üzeri 25 yapar. Şurası x üzeri 15 yapar. Burası x üzeri 10 yapar. Ve sırf elimde x üzeri 5'in 2 olduğunu bildiğim için bunların hepsini x üzeri 5'li yazdım. Tamam. Madem öyle, hadi yazalım. X üzeri 5 2 idi. O zaman burası 2 üzeri 5 olur. Eksi 5 çarpı 2'nin küpü olur. Eksi m çarpı 2'nin karesi olur. Artı bir de birimiz var. 2 üzeri 5 32'dir. 2 üzeri 3 8'dir. 8 kere 5 40 yapar.
Eksi 2'nin karesi 4'tür. 4m gelir. Artı bir de 1'imiz var. Ve kalansız bölündüğüne göre kalan 0'dı çünkü. Ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. Pekala. 32'den 40 çıktı. Eksi 8. 1 ekledim. Eksi 7. Eksi 7 burada kalsın. 4m'yi karşıya atalım. 4m eşittir. Eksi 7 mi geldi? M kaçmış o halde? Eksi 7 bölü 4'müş diyebiliriz. Ve cevabımız da budur sevgili arkadaşlarım. Evet. Dilerseniz devam edelim bir diğer sayfamıza, yani 197. sayfamızdayız. 30. örneğimiz x üzeri 2022 artı x üzeri 2023 artı 1 polinomunun x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle x kare artı x artı 1'i ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi böleni sıfıra eşitliyoruz. Yani buradan kök mök gelmeyecek. Karmaşık kökler var hatta. Sana öyle söyleyebilirim. O halde ben diyorum ki bu bir şeyin lan bir bileşenine benziyor bu. Neyin ne bileşenine benziyor bu? Her iki tarafı şöyle. X eksi 1 ile çarparsan eğer sağ taraf zaten 0 yapacak. X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 nedir? X küp eksi 1'in açılımıdır. Bu da nedir? 0 kere x eksi 1 0'dır. O zaman x küp eksi 1'i 0'a eşitleyelim. Yani x küp ne gelir? Tabii ki 1 gelir. Demek ki x küp görülen yere biz 1 yazacağız. Çok güzel. Hani yukarıda x küp yok. Ona nasıl bir çare bulacağız hocam? Ona da şöyle bulursun. Şimdi 2022 3'ün katıdır. Dolayısıyla 2022'yi bir 3'e bölelim, kaç katıymış? 20'nin içinde 6 defa var, 18 çıkardım 2. 22'nin içinde 7 defa var, 21 çıkardım 1. 12'nin içinde 4 defa var, 674 katıymış, tamam mı? O halde ben diyorum ki x küpün 674. kuvveti x üzeri 2022'yi verir. Artı x küpün 674. kuvveti x üzeri 2022 idi. Ben bunu x ile çarparsam x üzeri 2023'ü bulurum. Artı 1. Ben x küp gördüğüm yere 1 yazacağım demedim mi kardeşim? Madem öyle hadi gel yazalım. X küp 1 ise 1 üzeri 674 1'dir. X küp 1 ise 1 üzeri 674 1'dir. Çarpı x var, artı bir de 1'imiz var. Bak şurası ne yapar? X yapar. 1 artı 1 ne gelir? 2 gelir. Demek ki bizim kalanımız neymiş? X artı 2'ymiş. Güzel sorular da bugün der gibi bir şey oldu değil mi? Notumuza bakalım, notumuza. 3. dereceden bir Px polinomu. Bu polinom x eksi 1'e, x eksi 2'ye ve x artı 1'e diyelim. Şurayı düzeltelim. X artı 1'e, ire tam bölünebilmekteyse. Ve 3. dereceden ya, 3 tane de bakın burada çarpan varmış. O zaman diyorum ki Px polinomunu bir baş katsayı belirliyorsun. A çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1'dir biçiminde yazabiliyorsun. Px polinomunu bu şekilde elde edebilirsin. Örnek veriyorum. Bir Px polinomu. İkinci dereceden diyelim. İkinci dereceden bir Px polinomu. X artı 5 ve x eksi 1 ile tam bölünüyorsa Px polinomunu nasıl yazarsın? Bir tane baş katsayı. Baş katsayı bilmiyoruz çünkü. A çarpı x artı 5 diye bir çarpanı vardır tam bölünmesi için. Bir de x eksi 1 diye bir çarpanı vardır. İşte size Px polinomunun en azından eli yüzü düzgün hali. Neyi bilmiyoruz? Sadece A'yı. O A'yı bulabilmek için de sorunun içerisinde sana mutlaka bir şey verir zaten. Tamam. Peki başka bir durumda kalan 0 olmuyorsa, tam bölünmüyorsa, baş kat sayısı 4 olan demiş. Bu arada yukarıda baş kat sayısını vermiş miydi? Vermemiş. Tamam. Baş kat sayısı 4 olan 3. dereceden bir Px polinomu. X eksi 1, x eksi 2, x artı 3 ve x artı 5 ile bölündüğünde kalan 7 oluyorsa. Şurayı arkadaşlarım 3. değil 4. dereceden yazalım. Eksik yazmışız. Kusurlu yazmışız. Özür dileriz. Baş kat sayısı 4'müş ya. 4 çarpı. 4. dereceden demişti. Bunlar da çarpan olduğu için çarpalım. X eksi 1, x eksi 2, x artı 3 çarpı x artı 5 dedim. Kalan vardı hocam. Bir de bu kalanı ne yapacağız? Onu da şöyle. Sonuna artı 7 diye ekliyorsun. İşte Px polinomun hazır. Hem de böyle eli yüzü düzgün hali değil. Tam olarak Px işte budur arkadaşlar. Çünkü bana gitmiş baş kat sayısını vermiş, derecesini vermiş,
Bunlara bölündüğünde 7 kalanını veriyor demiş. Kalanına kadar vermiş. O zaman ben bu Px polinomunu net olarak ortaya çıkarabilirim. Aha da bu şekilde. Ve son olarak baş katsayısını vermiş 3. 3. dereceden demiş. Tamam mı? Bir Qx polinomu x kare artı 2 ile tam bölünüyormuş. Baş katsayısı 3 çarpı x kare artı 2 diye bir çarpanımız varmış. Bir de 3. dereceden demişti. Şu an 2. dereceden bu polinom. Demek ki bir de x eksi a diye mutlaka ama mutlaka bir çarpanı daha varmış. Kalansız bölündüğü için de artı 0 istiyorsan de, ama matematikçiyiz ya, hoş durmaz. Artı 0 yazmana gerek yok. Aha da arkadaşlar, işte Qx polinomumuz bu. Şimdi bir çarpanı daha var, bir kökü daha var ama o çarpanın veya kökün ne olduğunu bilmiyoruz. Onu da sorunun içerisinde verdiği farklı bir bilgiyi kullanarak oradaki a'yı da hesaplayacağız bu tarz sorularda. Tamam. Ama biz genel itibariyle bu tarz verilen soruların Qx'i, Px'i bu şekilde elde ediyoruz gençler. Umarım anlaşılmıştır ve sağ üst taraftayız. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. Örnek 31. Sabit terimi 12 olan 3. dereceden bir Px polinomu buna bölündüğünde kalan 6 olduğuna göre bu polinomun baş katsayısı kaçtır? Şimdi bak, Px polinomu eşittir. Bir baş katsayı belirleyeceksiniz. A çarpı x eksi 1'e bölündüğünde, x eksi 2'ye bölündüğünde ve x eksi 3'e bölündüğünde kalan hep 6 oluyormuş. Tamam. Şimdi madem öyle, kalan 6 oluyorsa, sabit terimini de bana 12 verdiyse, ben bu sabit terimi nasıl hesaplıyordum ya? X gördüğüm yere 0'ı yapıştırmıyor muydum? Yapıştıralım o zaman hadi. P0 eşittir A çarpı 0'dan 1 çıkardın eksi 1. 0'dan 2 çıkardın eksi 2. 0'dan 3 çıkardın eksi 3. Artı bir de 6'mız var. Bu da kaçmış sabit terim? 12'ymiş. E çok güzel. Şurası eksiler gitti. 2 kere 3 6 yapar ama şununla beraber eksi 6 yapar. Eksi 6 A'ya ben 6 ekleyince 12 geliyormuş. O zaman eksi 6 A eşittir 6 yapar. Buradan da A eşittir eksi 1'in ta kendisi gelir. Bu polinomun baş katsayısı sorulmuş. Bu polinomun baş katsayısını biz zaten A seçmiştik. Gidip kendi ellerimizde de o A'yı ne bulduk? Eksi 1 bulduk. Soru bitti o zaman. Cevabımız eksi 1 olacak. Tamam. Devam ediyorum 32. örnekle. Baş katsayısı 4 olan 3. dereceden bir Px polinomumuz var. X kare artı 5 ile bölündüğünde kalan 2 olmuş. Şimdi baş katsayısının 4 olduğunu biliyoruz. 4 çarpı. Bu polinomun isminin de Px olduğunu söylemiş bize. X kare artı 5 ile bölündüğünde de kalan 2 oluyormuş. Ama kaçıncı dereceden bir polinom? 3. dereceden bu yavru polinomumuz. Dolayısıyla baş katsayısına 4 dediğine göre ben buraya x eksi a'yı yapıştırırım. Kalan ne oluyormuş? 2. Hayırlı uğurlu olsun, fakat eksik bir hayırlı uğurlu olsun oldu bu. Niye? A'yı bilmiyoruz ki. Peki a'yı bulalım hadi, nasıl bulacağız? Daha bilgi vermiş bak burada bir sürü. Px polinomunun katsayılar toplamı 26'ymış. Katsayılar toplamı denildiği zaman x gördüğümüz yere 1 mi yazıyorduk? Nerede? Aha da burada. P1 eşittir 4 çarpı 1 artı 5'ten 6 gelir çarpı 1 eksi a, sonunda bir de artı 2'miz var ve kaçmış? 26'ymış. Şimdi gençler, a'yı bulabilmek için bu denklemi çözeceğiz. 4 kere 6 24 yapar, 24'ü içeri dağıtıyorum. 24 eksi 24 a artı bir de 2'miz var eşittir 26 dedik. Bakın 24 2 daha kaç yapar? 26. At karşıya eksi 24 a eşittir 0 ise a buradan 0 gelir. A 0 gelebiliyor muymuş? Niye gelmesin, o da bir sayı. Demek ki arkadaşlar burası neymiş? 0. Şimdi bize sorulan şey şu. Bize sorulan şeye geçmeden önce biz Px polinomunun net halini bir yazalım artık. 4 çarpı x kare artı 5 çarpı x eksi 0 ne yapar? X yapar. Artı bir de neyimiz var? 2. İşte polinomun has hali bu. Tamam mı? Halis mi halis polinom bu. Niye? Her haltını biliyoruz artık. Bize bu polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan sorulmuş. Yani x gördüğün yere eksi 1 yaz diyor. P eksi 1 soruluyor yani. P eksi 1'i bulalım hadi şurada. Eksi 1'in karesi 1. 5 ekledim 6. 4 kere 6 24. Kere eksi 1. Artı 2. 24 kere eksi 1 eksi 24 yapar. 2 eklersek doğru cevap ne gelir? Eksi 22'nin ta kendisi gelir diyeceğiz gençler. Ve artık bundan
killi. Bundan killi. Sorumuz kalmadı konu anlatım kısmında. Böylelikle polinomların ikinci dersini de bitirdik. Polinomların konu anlatımını da bitirmiş olduk. Valla taş gibi konu anlattık. Bu anlatılanlardan sonra polinomla alakalı aklında herhangi bir şüphe varsa, herhangi bir konu eksiği hissediyorsan, şu testlerden sonra yüksek ihtimalle o eksiklikleri de hissetmeyeceksin. Bu bir. İkinci olarak da eğer ki testleri çözdükten sonra ve çözümlerini benden dinledikten sonra hala ama hala bir eksiklik hissediyorsan, o zaman da sana şunu önereceğim. 40 soruda polinomlar diye bir videom var benim. O videoyu izlediğin takdirde polinomlarla alakalı herhangi bir, bakın çok aşırı derecede iddialı, herhangi bir problemin, herhangi bir sorunun, herhangi bir kaygın ortadan kalmayacak. Bütün bunların hepsi de ortadan kalkacak. Fonksiyonlarla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsan gene 40 soruda fonksiyonlar videosuyla o sorunu da ortadan kaldırabilirsin pek tabii. O kadar da iddialı yani. Tamam. Şimdi gençler, bir isteğiniz arzun olursa yorum kısmına yazın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Bir diğer videomuzda, konu testlerimizde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.